Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda gördüğünüz gibi şöyle üçgen bir şal modeli göstermek istiyorum sizlere. Bu şekilde. Bunun yelek için yapılmış olanı da, hatta etol şal yapmak isteyenler için de şöyle etol şal olarak yapılışı da yine kanalımda mevcut arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Bu da üçgen şal olarak aynı modelin üçgen şal modeli. Şimdi ben sizlere bunu anlatacağım. Bu modelin yapılışını. Şöyle daha net bir görüntü olsun. Bakın arkası bu şekilde. Arkası da çok güzel bir model bence. Bakın ön tarafı da böyle. Şimdi bunun yapımını anlatmaya çalışacağım. Kullanmış olduğum tığımın numarası 2,20 milim kalınlığında tığ kullanacağım. Ve şöyle yine bunları örmüş olduğum ipimi göstereyim sizlere. Alize Angora Gold simli ip arkadaşlar. Bununla da yine şimdi anlatımını yapacağım sizlere. Hemen bunun renk kodunu göstereyim. Çünkü Instagram'da renk çok sorulmuştu. O yüzden burada da şöyle bir göstermek istiyorum renk kodunu. 543 numaralı ip arkadaşlar bu. Şimdi bilgilerimizi verdikten sonra, arkadaşlar kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Videolarımı beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum ve tabii ki bir emoji dahi olsa yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi hemen zincir çekerek yapımına başlayacağız. Öncelikle 6 tane zincir çekiyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Geldim, sıranın en başındaki zincirin içerisinden geçtim. Burayı böyle kapattım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Daha sonra bakın böyle bir tane yuva oluşturduk. Üzerine bir kez doladım. Ve şöyle 1, 2, 3 kez çıktığım bir trabzan oluşturdum. Arada 2 tane zincir çektim. Üzerine aldım. Yine aynı noktaya şöyle 1, 2, 3 kez çıktım. Bakın böyle. Burada trabzanla birlikte iki tane, pardon, zincirle birlikte iki tane trabzanım oldu. Hemen üzerine tekrar alıyorum ve yine yanına bakın ikinci trabzanı yaptım. Tekrar iki zincir üzerine alıyorum. Hemen şöyle bir, şöyle iki. Bakın böyle. Yani iki tane yan yana yapmış olduğum trabzanlardan şöyle 1, 2, 3 tane oldu. Bunu 5'e tamamlayacağız. Aralarda ikişer tane zincir çekiyoruz. Şöyle 1 ve 2. Tekrar 2 zincir üzerine alıyorum. Şöyle 1 ve 2 tane yaparak şalımızın başlangıç kısmını böylece oluşturmuş olduk. Bakın böyle. 1, 2, 3, 4, 5 tane ikili yan yana trabzan yaptık. 1, 2, 3 tane zincir çektim ve döneceğim arkadaşlar. Şu ipimizi bir kaldıralım. 3 tane zincirimi çektim, döndüm. Üzerine aldım. Hemen yanımdaki yuvaya geçiş yaparak şöyle bir, yanına bir tane daha yapıyorum. Bu bizim kenar su taşı olacak. Bakın burası olacak arkadaşlar. Şimdi bu yapmış olduğumuz bu kenarımız. Burayı yapacağız. İki tane yan yana yaptık. Arada iki zincir çekiyorum. Üzerine alıp hemen yine dipten devam ediyorum. Bir, iki. Bakın böyle. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar 1 2 tane zincir çektim. Üzerine bir kez doladım. Bakın. Buradaki yuva değil, bir sonraki yuvadan geçtim. Şöyle. İlmeğimi uzattım ve şöyle bakın. Dibi uzun bir trabzan yaptım. Tekrar üzerine bir kez aldım. Aynı noktaya battım. İlmeğimi uzattım ve üstte kapattım. İkinciyi yaptık. Şöyle 3. Bir tane daha yapıyorum.
Ve böylece 4 tane, bakın böyle alt tarafı uzun trabzan yaptık. Trabzanlarımızı oluşturduktan sonra tekrar üzerine alıyorum. Bakın bu kez bir önceki yuva burası. Üzerine aldım. Bu yuvadan geçtim. İlmeğimi uzattım. Yukarıda kapattım. Bu birinci trabzan. Tekrar aynı yere. İkinci trabzan. Tekrar aynı yere. Üçüncü trabzan ve tekrar aynı yere. Dördüncü trabzan olarak, bakın böyle üst üste bir buradan bir buradan çapraz şekilde trabzanlar yaptık. İki tane zincir çektim, üzerine aldım. Bakın en sondaki yuvaya yine kenar su taşımı yapıyorum. 1 2 2 zincir. Aynı noktaya yine 2 tane 1 ve 2 su taşımı tamamladım. Bakın ilk model sıramızı böylece oluşturmuş oldum. Şimdi tekrar devam ediyorum. 3 tane zincir çektim. Döndüm. Hemen kenar su taşımı yapıyorum. 1 2 tane trabzan yaptım yan yana. Arada 2 zincir. Yine aynı yuvaya 2 tane trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Şöyle tamamladıktan sonra 1 2 tane zincir çektim. Bakın bu kez burada yapmış olduğumuz bu, hani 4 burada 4 burada çapraz şekilde duran trabzanlarımızın üzerine bir kez alıyorum. Şöyle arka tarafından bu şekilde geçiyorum. İlmeğimi çıkarıp buraya şöyle, bakın iki seferde çıktım, trabzan yaptım. Tekrar üstüne aldım. Hemen yanındakinin arkasından dolanıyorum. İlmeğimi alıp trabzan yapıyorum. Tekrar ilmeğimi alıp trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde arkadaşlar. 8 tane trabzanımız var. Böyle çapraz hani yan yana durduğu için. Hemen bakın bir önceki sıramdaki trabzanlara da yine aynı işlemi uyguluyorum. Arka tarafından geçip üstte ikili trabzan yapıyoruz. İki seferde çıktığımız. Arka tarafından geçtim ve iki tane trabzan yaptım. Bakın 8 tane şöyle trabzan yaptık bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zaten altta da şurada da 8 tane 4 bir yanda 4 bir yanda çapraz duran trabzanımız vardı. Şimdi bu kısmı da bitirdikten sonra yine 2 tane zincirimi çektim, üzerine aldım. Geldim bakın buradaki yuvaya geçiş yapıyorum ve yine kenar su taşlarımızı yapıyoruz. Bu su taşlarımızı yaparken trabzanlarımızı bir kez dolayıp 3 seferde çıkıyoruz arkadaşlar. Kenarlar biraz uzun olsun ki modelimiz şöyle orta tarafta böyle uzayıp yan taraflarımız kısa kalmasın arkadaşlar. O yüzden buna dikkat ediyoruz. Bunları 3 seferde çıkıyoruz. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Tekrar döndüm. Üzerine alıyorum ve yine aynı şekilde bakın tek üzerine tek seferde sarıyorum ve 3 seferde çıkıyorum. Şöyle. 2 zincir. Hemen 2 tane daha yan yana yapıp arkadaşlar bakın şimdi bu kısımda burada artırma işlemi uygulayacağız. Nasıl yapacağız? 2 tane zincirimi çektim, üzerine aldım. Geldim buradan, bakın şuradan 2 tane trabzan sayıyorum. 1, 2. İkinci trabzanın hemen solundaki boşluktan girdim. Bakın böyle. İlmeğimi uzattım. Şu 1. Aynı yere 2. Aynı yere 3 ve aynı yere tekrar dördüncüyü yaptım. Bakın bu şekilde. Ve bunun çaprazını buradaki boşluğa yapacağız. Üzerine alıyorum. Geliyorum şuradaki boşluktan girdim. Uzattım ilmeğimi şöyle 1. Tekrar uzattım. 2
3 ve 4. Bakın 4 tane burada yine çaprazını yaptık. 2 tane zincirimi çektim. Geldim bakın yanımdaki şurada 2 tane saymıştım zaten. Buradan yine sayalım bakın 1, 2, 3, 4'üncünün hemen solundan geçtim. Bakın şöyle. Ve bunu buraya sık iğne ile sabitledim. Tekrar 2 tane zincirimi çektim. Üzerine aldım. Bu kez buradaki boşluktan başlayacağım. Şöyle uzattım. 1, 2, 3, 4 tane trabzanımı yaptım. Çaprazını da bakın şu alttaki trabzanlardan şöyle şuradan sayacağım. 1, 2. Buradaki boşluktan yapacağız. Üzerine alıyorum. Geldim. Buradaki boşluktan geçtim. Ve üstte yine trabzanlarımızı yapıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Bakın çaprazdaki trabzanlarımızı da bu kısma bu şekilde uyguladık. Şöyle. Daha sonra iki zincirimi çekip hemen şuradaki kenar su taşlarımızı yapıyoruz. Şöyle göstereyim ben sizlere. Bakın modelimizin ikinci sırasındaki model uygulamamız bu şekilde olacak. Şöyle. Şimdi ben bu kenarları şöyle gidip tekrar dönüp geleyim. Evet bakın geriye döndük. Şöyle geldik. Şimdi burada aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Hani bu altta trabzan yaptık ya. Yine burada da aynı işlemleri uygulayacağız. Şöyle iki tane zincirimi çektim. Üzerine alıyorum. Geldim bakın buradaki ilk trabzandan başlıyorum. Arkasından dolandım. Ve bunu alıp şöyle bir. Tekrar yanındaki iki. 3 4 5 6 7 ve son 8. yaptım. Yine bakın 8 tane trabzanımı modelimin üstüne kurdum. Arada 2 tane zincir çektim. Modellerimin arası 2 zincir olacak. Üzerine alıyorum. Bir sonraki modelin ilk trabzanından şöyle başlıyorum. 1 2 3 4 Şurada da var. 5 6 7 ve son 8.'yi de yaparak sıramı tamamladım. 2 tane zincirimi çektim, üzerine aldım, kenar su taşıma geldim arkadaşlar. Bu şekilde. İkinci sıramızda İkinci modelimizin trabzan sırası da böyle olacak arkadaşlar. Modellerimizin arası 2 tane zincir olacak. Bakın önden görünüşte böyle. Şimdi ben şu kenarı hemen yine yapıp döneyim. Şimdi döndükten sonra bakın arkadaşlar burada yine artırma yapacağız. Çünkü her sıramızda bir tane artırma olarak devam edeceğiz. O yüzden hemen üzerine aldım. Geldim bakın burada altta nasıl artırma yapmıştık? 1 2 tane şöyle 1 2 trabzan atladım şuradaki boşluktan geçtim ve buraya bir tane model yapıyorum 1 2 3 4 kez sardım bakın şöyle üzerine aldım bir sonraki boşluğa geçtim hemen buraya da yapıyorum modelimi 1 2 3
4 kez de buraya serdim. Bakın böyle modelimizi burada bir tane artırma yapmış olduk. Tekrar 2 zincir çekip yanımdaki, bakın burada 2 tane vardı. 3, 4.'ünün hemen sol tarafındaki boşluktan geçtim ve bunu buraya sabitledim. Tekrar 2 zincir. Bakın şimdi ortadaki model ortalarında kalanı nasıl yapacağız onu göstereceğim. Hemen üzerine alıyorum. Bakın buradaki boşluktan başlıyorum. Şöyle 1, 2, 3 ve 4 kez sardım bu şekilde. Üzerine aldım. Bakın buradaki 1 ve 2. trabzanın hemen yanındaki boşluktan geçtim. Şöyle 1, 2, 3 ve 4 kez de buraya sararak, bakın şöyle göstereyim. Şöyle 1, 2 tanenin hemen sağındaki boşluktan geçip 4 tane de buraya sararak çaprazını bu şekilde oluşturuyorum. Bakın şöyle. Buradaki boşluktan başladık. Sonra buradan 2 sayıp şu boşluktan devam ettik. Daha sonra tekrar 2 tane zincirimi çektim. 1, 2, 3, 4. boşluğa şöyle sabitledim. Bakın bu şekilde olacak. Sonra geriye kalan 3.'yü de yine aynı buradaki gibi şuradan başlıyorum. Şöyle 1, 2, 3 ve 4. 4 tane sardım. Hemen şuradan 2 tane sayıp buradaki boşluktan devam ediyorduk arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3 ve son 4.'yü de yapıyorum. Bakın bu şekilde 3. modelimi de böylelikle kurmuş oldum. Bakın böyle. Şu aradaki mesafe sizi yanıltmasın. Bakın. Yani çok çok böyle bariz bir fark yok. Üstünü yaptıktan sonra araları bakın böyle eşit görünüyor arkadaşlar. O yüzden buradaki mesafe şimdilik sizi korkutmasın. Bakın bu ikisinin şu arada bir dengesizlik var gibi gözüküyor ama üstlerini yaptıkça o geçecek. Şimdi biz bunun şu kenarımı hemen yapıp dönüyorum arkadaşlar. Devam edeceğiz. Bakın döndükten sonra yine her bir modelimizin aynı üstündeki trabzanları bu şekilde yapacağız arkadaşlar. 2 tane zincirimi çektim, üzerine aldım. Geldim buradaki ilk trabzanın böyle arkasından geçiyorum. Ve şöyle trabzanlar yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bu şekilde yapıyorduk. Daha sonra aralarda ikişer tane zincir çekip buradaki iki modelimizi de aynı şekilde trabzanlarını yapalım arkadaşlar. Aralarda ikişer tane zincir çekip üzerine alıp direkt buradaki modelimizin ilk trabzanından başlıyoruz. Bu şekilde. Şöyle. Şimdi biz bu ikisini de tamamlayalım. Evet arkadaşlar. Bakın böyle. Artık modelimiz de zaten tekrara girdi. Şöyle göstereyim. Bakın buradaki işlemlerin aynılarını artık şalımız boyunca devam ettireceğiz. Buralarda yine yeni artırmalarımızı yapıyoruz. Modellerimiz bakın aynı bu orta kısımlarını şurada yaptığımız gibi. Şuradakinin aynısını şu orta kısımlara uyguluyoruz artık. Sonu zaten belli. Aynı şekilde devam edeceğiz. Arka tarafta da yine her birinin üzerine 8 tane
arkadan alarak şu bakın şuradaki şu zincir görüntüyü verebilmek için arka taraftan alarak yaptığımız şu 8 tane trabzanımızı yaparak arka tarafı da bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Ve böyle güzel bir şal deseni ortaya çıkıyor. Uçlarına ister püskül yapın, isterseniz örümcek de gidebilirsiniz. Bu şekilde de gayet güzel. Şöyle üç bir şu köşelerine birer tane püskül yaparak da kullanabilirsiniz. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu şalımız için bu uçtan uca 1 metre örün. Omuzunuza bir alın bakalım. Hani nasıl duracak? Ona göre ayarlamasını da yapabilirsiniz. Ortalama 3, 3,5 tane ip gidecektir. Çünkü dolgulu bir model arkadaşlar. Dolgusu bol bir model. O yüzden ipinizi yetecek kadar öncelikle ipinizi tedarik edin. Ondan sonra başlayın bence. Çünkü dediğim gibi dolgulu bir model. Fazla ip gidecektir buna. Bu bilgilerimi de verdikten sonra arkadaşlar bakın hemen yelek modelini şöyle koyayım kenarına. Etol şal da olabilir. Şöyle çok çok güzel bir örnek oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım anlatabilmişimdir. Lütfen beğendiyseniz beğendim butonuna basın. Kanalıma abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Abonelikler ücretsiz. Bana destek amaçlı abone olacaksınız. Ve emoji dahi olsa yorumlarınızı bekliyorum. Yapacak olan arkadaşlarıma da kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.